vatanını kurmuş kendi olurdu. Kurmasıydı. Soru son derece mütevazıydı. Saraylarda oturmaktan asla hoşlanmıyordu. Diyor ki ben bu sarayları sevmiyorum. Hatta bir gün Florya Köşkü'nde Kılıçel Bey'in küçücük böyle bir evi vardı gece kondu gibi. Dedi ki ben dedi bu köşkten ziyade dedi böyle küçük yerleri tercih etmek istiyorum. Bir vatandaş olarak böyle mütevazi yaşamak istiyorum demişti. Bir gün de hiç unutmuyorum Nuri Jonker Bey masasında oturuyordu yanında. Nuri dedi hatırlıyor musun dedi. Bizim Selanik'te dedi hani hayat bir kuru kestanedir dedi. Bu hikayeyi hatırlıyor musun dedi. Ve Nuri Jonker Bey bu hikayeyi anlattı. Şöyle olmuş. Atatürk o zaman yeni subay olmuş. Tabii mahdut bir maaşla gidiyorlar. Biraz gazinoda eğleniyorlar filan. Ay sonu gelmiş. Her memur gibi. Onların da parası azalmış. İki arkadaş bir araya gelmişler. Sende ne var? Bu kadar. Bende de bu kadar. Bir ufak rakı içebiliriz demişler. Gitmişler gazinoya. Oturmuşlar. Fakat diyor yani bize fevkalade öyle meyveler, mezeler filan getirtecek durumda değildik. Bize sade bir rakı getir suyla dedik diyor. Aman efendim filan dediler çünkü oranın devamlı müşterisi siz. Yok böyle istiyoruz bu gece demişler. Oturmuşlar. Demiş ki boğazıma tıkanıyoruz hiç mezesi falan gitmiyor mu demiş. Sende bir şey var mı? Nuri Bey de cebini karıştırmış bir kuru kestane bulmuş. Bende bir kuru kestane var. Ne yapalım demiş. Ver bari onu geveleyelim demiş. Sonra Atatürk dedi ki döndü. İşte hayat bir kuru kestanedir dedi. O felsefesini de hiç unutmuyorum. O kadar mütevazi bir insandı. O büyüklük içinde bir Dolmabahçe'nin muazzam salonunda, avizeler altında her türlü hükme sahip bir insanın bu kadar mütevazi düşünüşte oluşu onun ne derece büyük olduğunu bir kere daha gösterir.